Aslında tüm insanlık olarak zor bir süreci yaşıyoruz. Ama ülke olarak da başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz olmak üzere süreci çok iyi bir şekilde yönettiğimizi ve yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Selçuklu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirildi. 26 gündem maddesiyle toplanan mecliste konuşan Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, COVID-19 salgını süresince Selçuklu Belediyesi'nin tüm tedbirleri hassasiyetle uygulayarak hiçbir yatırımını ve çalışmasına ara vermeden sürdürdüğünü ifade etti. Spor tesislerimiz, sosyal tesislerimiz, parklarımız artık yeni normalde birlikte faaliyete geçmiş vaziyette. Karatay Belediyesi Haziran ayı olan meclis toplantısı da yaklaşık 3 ay sonra ilk defa yüz yüze yapıldı. Karatay termal tesislerimizle inşallah bölge turizmine yeni bir ivme kazandıracağız. Özellikle İzmir bölgesinde MT kanalıyla yeraltı sondaj çalışmaları, etüt çalışmaları tamamlandı. Sondaj çalışmalarına başlayacağız. Etüt çalışmalarıyla öne çıkan önerilen bölgelerde yeni sondaj çalışmalar ki bu çalışmaları termal tesisimiz için değil, daha çok Cihanbeyli'de ve bazı bölgelerde işte arkadaşlar incelediler, Afyon Sandıklı'da olduğu gibi termal seracılıkla ilgili çalışmalar yapılabilmesi için bu bölgede sondaj çalışmaları yürütmeye başlayacağız inşallah. Fiziki mesafe, dezenfektan ve maske kullanımı gibi önlemlerle gerçekleştirilen toplantıda Başkan Hasan Kılca, salgın sürecinin başladığı Mart ayı başından bu yana Karatay Belediyesi olarak aldıkları kararlar, tedbir ve faaliyetler hakkında meclis üyelerini de bilgilendirdi. Tarihli ve az sayılı meclis kararıyla kurulan komisyonumuz. Meran Belediye Meclisi de 3 aylık aranın ardından Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Başkanlığı'nda toplandı. Yatırım planlama kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Merkez İdare'nin de yaptığı meclis üyeleriyle fiziki mesafe şartlarıyla da olsa yeniden buluşmuş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kavuş, hassasiyetimiz arttıkça bu mesafelerin de kalktığına hep birlikte şahit olacağız, dedi.